kokoreç yapacağım. Kokoreç mi? Kokoreç mi? Kokoreç mi getirdin? Beni ayıya kadar götürürüm. Her masada varsın be. Ayıp ediyorsun ya. Namı değer Ertan bir kokoreç yaptı. Sanki bir usta eli değmiş gibi. Ellerine sağlık abi. Siz az önce çeyrek miydiniz? Ne yaptın? Koy ya bir şey oldu. Aa ne oldu lan? Sen yine mi? Ya sen... Her arkamı döndüğümde bir cümle... Mert! Öncelikle gece yürüyüşündeki önemli husus şu abi. Ateş nerede? Sadece yön söyle. Aynen öyle bir anlattın ki kafam yani, karıştı. Ateş ne tarafta senin için? Fırt, bu ne ya? Ateş şurada. Benim gösterdiğim yer orası. Orası orası. Allah Allah. Ali! Yağmur aldı, senin yer biraz ıslaktı. Sen rahat uyudun değil mi? Evet beyler, hazır mısınız kampa? Hazırız abi. Sizi çok güzel bir yere getirdim. Çok güzel. Burası Bolu'nun Aladağları. Ben buraya aşığım beyler. O yüzden kamp dediniz. En sevdiğim yerden başlamak istedim. Sarıçamların arasında, göknarların arasında. Şimdi kurulum yapacağız. Hava nasıl? Mis. Hava güzel. Vallahi aşık olunmayacak gibi değil. Az önce de onun sohbetini yapıyorduk zaten. Çok güzel yani. Hiç bizim memleket gibi değil yani. Değil mi? Çok farklı hissettiriyor. İşte aslında bizim memleketin çok güzel yerleri var. Evet, bilmek lazım, görmek İnternet lazım. İnternet yok. Sizi bir internetten koparayım dedim. Bu şimdi bu biraz sürpriz oldu. Ama güzel haber. Bugün size var ya acayip bir sürprizim var. Onu çok merak Tabii, ediyorum ya. Bugün cheat day. Çünkü ormanda şeker değil ama çok güzel bir şey. Ellerimle yapacağım sizin için. Akşam da hazırlandım. Akar. İnanılmaz güzel olacak. Ama önce burayı bir yerleşim alanı haline geçirme zamanı. Tamam mı? Hadi yerimizi belirleyelim. Yerimizi belirleyelim. Ateşimizi yakalım. Ondan sonra keyif mi? Keyif bizim. Sonra kafa dinlemece. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada Ali'yi size tanıştırdım. Ali evet. Buraların Survivor'ı tamam mı? Çok duyduk kaç, seni. Kaç dinledik ya, yani. Kaç sadece dönüm. Bugün de değil ha. Evet, burası 300 dönüm. İki haftadır anlatıyor. Tabii tabii ben çok seviyorum. O yüzden heyecanlandık tanışacağız. Evet, evet. Arazi 300 dönüm mü? Evet. Acayip bir kamp alanı var. Ali de inanılmaz donanımlı bir adamdır her bakımdan. Estağfurullah. Elimizden ne geliyorsa. Bugün ondan bayağı bir şey öğrenirsiniz yani ben sana söyleyeyim. Bu çadır 4 kişilik falan. Bunu çok seviyorum. Çünkü içinde soba kurabileceğiz tamam mı? Bir tane soba getirdim. Ondan sonra... Soba var mı bagajda ya? Var var. Sürpriz kumpir olabilir mi? Daha güzel. Bunları kurması güzel. Hoca mı? Hoca evet. Dediğim şunu yani. Şunu kesin abi kenarlardan alın dedim. Büyükmüş ha. Çakar mısınız kazık? Çakarız tabii. Abi şu çadırın deteklerinde perlonlar var. Diğeri nerede? Buraya atmaya gerek var mı bir tane daha? Bunu uzun bırakmış Ertan abi. Dikerken kaçmasın diye koyuyoruz sonra geleceğiz anladın mı? Birkaç... Bu da orta dikme dediğiniz bu. Hı-hı. Yok şu kemerim yok. Baktın mı kemerim yok. Tamam. Sobayı kurduğun zaman içi yine bayağı güzel bildiğin Sınır. Oluyor yani değil mi? Evet ama ne yazık ki bu çadırda böyle ufak delikler var. O yüzden oradan soğuk giriyor. Girsin. İşte. Sonra yamalarız ya. Aynen. Şu an çadırın içi herhalde -5 dışarısı 0 derece. Çadırın içi çadırın dışarıdan daha biraz daha soğuk. Ama burada donmadan uyuyacağız. Oha. Hem de nasıl biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Kardeşim her arkamı döndüğümde bir gülücek. Mert! Şimdi gerdirerek bir daha çekeceğiz. Evet. Siz çakarken bir iki dakika piyade edebiliriz. Basın da. Tamam. Ben orada gireceğim. Ne yapıyorsun? Kaldım baş. Şunu şöyle... Bütün ekipmanları... Ses mi? Tabii bu çok iyi. Bekledim de şunu takacağım. Her masada varsın be. Ayıp ediyorsun ya. Her masada. Baksana güzel ya. Evet. Abi biz de getirdik oyuncaklarımızı. Var
Harbi. Oyuncak varsa severiz. Daha hiç ateş almadı bu. İt abicim. Evet. Bunun kesin bir triği vardır Ertan. Yoksa bir daha bunlarla anlaşılmaz. Şöyle döndürüyorum. Ucu oturmuyor ama kırıldı. Triceps kasını kullanman lazım. Kırılmasın yalnız bak. Yok kırılmaz, sen rahat ol, ben itiyorum onu. Neyi vay. İşte daha önce demek hep sen ettiğin için kırılmamış. Yanlış adamla giriyoruz abi. Gece kavga çıkacak. Abi yemin ediyorum. Tamam, çevir bakayım. Tamam, ben buraya sığmam la. Kolay bir kamp edelim. Nasıl sığınacağım abi? Evet abi, gel. Ot yatayım mı? Yat bakayım. Laps diye yapışmayalım. Çalışsınlar buradan gidiyor ya. Ahmet gel la. Gel gel buraya yürü şu. Kibar kibar konuşma. Kanka. O rahatmış şu anda ya. Çizgi arabada duruyor. Ben bu kampet kurdum bile. Gizli çizimiz duruyor arabada. Bir az önce arabada bir gizli çizgi yemişiz ama bir yakalanmışız. Bana diyor ki, abi diyor 28 yaşına geldin, gizlice çizgi yiyorsun ya diyor. Bir de bu sessizlik var ya bir bakışım. O ses tonu alçaldı mı hemen kulak veriyor. Evet evet, dedikodu başladı. Abi şimdi bu delikleri onu çekerekten. Oo, o ne güzelmiş öyle. O işte şey. O baba iş. Sen bunda yatarsın. En aramı sensin. Yok canım. Ne? En ne? Şişman, şişman lafı dedik. Bu arada şaka olmasın. 90 kiloyum yani. Bir haftadır. 99.3 bir haftadır. Bir hafta. Bir haftadır çok da iyi gitmiyoruz gibi kanka. Sağlık olsun abi. Yılbaşı. Olsun. Cheat week. Cheat week. Cheat manta gidiyor gibi. 5 yıl cheat year yaptık oğlum. Cheat year. Gidelim. Dışarı çıkart ya. Yolla. Camp Flipper 2. Aynen. Camp Flipper 2. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada ocağın yanında da ben yatmayayım. O kadar da değil. Abi sen bir ayarlasana. Ya gel. Evet. Ayarla. Oraya koy bunu büyüğü. En köşeye. İt hatta biraz böyle. Tamam mı? Şimdi Tukan. Yes. Sen şunu al abicim altına. Baba. Aç bunu. Kendi şişiyor bu. Kendi şişiyor. Evet, aç abi, koy üzerine. Senin tam... belini ayıp ediyorsun, senin belini düşün. Ulan sana bir şey söyleyeyim, böyle hizmeti ana evinde görmedim ben. Bak, bu senin büyük şeyin. Tamam, bu okey. Bu benim. Tamam. Bu şey zaten, uyku tulumu. Bu enerjimiz. Tamam abi. Bu bildiğim... UPS gibi. UPS akü... gibi, aynı. Bakalım, kullanırız. Yalnız çıplak ayakla bas, yani basın da yere hep temas etmeyin. Buz gibi. Şu an mesela ayaklarım harbi dondu. Harbi dondu yani. Donuyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kamp işleri çok saçmadır. Çok saçmadır. Konfor alanından uzaklaşıyorsun. Dinleniyormuşsun. Anamız ağladı sabahtan. Kapatın içini açtığımız zaman şura bembeyaz olsa. Of. Gece bir fırtınamız yok mu? Ekip çok sağlam baba. Evet evet. Bir hamak düzeneği kurduk. Hamak düzeninin üstüne arkada gördüğünüz gibi bir tarp kuracağız. Onun için ortada bir ana hat ipini germemiz lazım. Kullanılabilen birkaç tane düğüm var. En basiti tracker switch dedikleri, yani kamyoncu düğümü bizde çevrilmiş. İpin belli bir bölümü bakıyorum ağaca yakın olan bir tarafından. Alıyorum, çevirip ipi içinden geçiriyorum ve şöyle bir düğüm oluşturuyorum. Ağacın etrafından dolayıp ipi içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Böyle de yapabilirsiniz. Fakat böyle bağlamak için bunu tutmanız icap edecektir. Eğer tutmak istemiyorsanız içinden iki tur çevirirseniz şu şekilde bir tane daha geçirdim. Çektim. Yavaşça bıraktığım zaman şu an kendiliğinden durdu bile. Yani bunu elimizle germe şansımız yok normalde böyle. Bu kadar rigid geremezsiniz. Çok zor yani. Ondan sonra da bir güvenlik ipi düğümü atıyorum üstüne açılmasın diye. Ve sabah bu kadar. Evet. Daş. Ya biz en son Ali'yle gittiğimizde ben arabanın üzerine çadırda kaldım böyle, tamam mı? Vegasto var bilmem ne falan, mutfağım. Arkada böyle full sistem. Bildiğim böyle yaşamanı kurdum. Sen ne yapacaksın dedim, yine bunu kurdu. İki tane ağacın arasına ip gerdi, hamakta yatacaklarmış. Kaçtı o gün dışarısı? Eksi 10'a yakındı abi. Ertan da diyor ki üşürsünüz, adam böyle yapıyor. Bak tam jujitsu alan ha. Yerde kapışmaşa bak burada. Beni ayıya kadar götürür ya böyle.
Böyle götürüyorum. Bana iyi davranın. Oy! Badem ezmesi bitti ya. Bir şey söyleyeyim, aymaydı. Ama yine yiyorum abi. Ya siz nasıl diyet yapıyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Biz 15'ini yaptınız, ondan sonrası galiba beni kandırmaca ya. Biz yaklaşık olarak, bak yalan olmasın, bir aydır çikolatalı fıstık ezmesi yiyoruz ama... Abi bir şey diyeceğim. Sen bize bağ... Nasıl çekiyor beni? Oğlum ben de güçlü adamımdır. Beni ayıya kadar götürür ya. Böyle götürüyor. O mu? Hay Allah'ım ya. Ben güçlü adam seviyorum, o yüzden abi. Sen işte bağda yüzü sen çok olmasa. Ah, alacağım ben işte abi ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Daha hiçbir şey yapmadan bile keyfinize yemeyemedim. Abi şu an sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey kalmadı ki, bitti. Harika değil mi? Ateşimizi yakıp hamburger yapacağız. Harika. Hamburger, döner. Biz sucuk getirdik abi. Çedarlı falan. Doğru söyle. Yok. Hadi abi, çok bu kadar goy goy yeter arkadaşlar. Pirinç patlar. Evet, odunları kıralım. Şu düzeneği kuralım. İki tane çatal bulmam lazım. Buluruz. Onlara bir düzenek yaparız. Ortasından. Ortasından, aynen. Tamam. Bak bunlar hep ayıların şeyleri. Yani. Eski kampiyonda öyleydi. Ayak izi ayı bu ya. Ne zaman gittiniz? Ya bir sene oldu. Bir sene. Ha, o kadar oldu. Bir sene olmuştur. Ya en kötü 10 ay mı oldu ya? Kaç kişi gittiniz? 7'ydik galiba. 2 araba gittik. 7 mi 8 mi? Abi insan nerede kaldı? Hep tek de çadır kurduk. Herkes tek çadır kurdu. Tek 2 yattık. Çok iyi. Bir kişi de tek yattı. Harika. Adımlık enerji verir. Temiz karbondur. Suçu ortak mı ediyorsun? Evet. Ben demedim diyeceğim. Ne o? Ekmek. Gel. Al götür. Önce ısır böyle ya. Var be ha. Bak. Yürütükte bir şey var. Abi o yüzden dedim işte. Dışarıda yemek yiyorlar mesela. Normalde kamera zaten yiyor ama kamerada şey yapıyorlar. Sağdaki çırağı lazım. Şurayı da kapatıyorum. İyiymiş la. Ben bayağı yardım ediyormuş. Abi. Beni sakat yapma işte böyle şeyler. İşte o yüzden bu kadar verdiler. Abi dur taşıyayım. Dur yok ya. Abi, lütfen ya, lütfen abi. Bir dakika dur. Abi lütfen sol eline. Sağ elde boş. Şimdi biraz odun kıralım. E hadi. Ama size güzel balta getirdim. Kardeşim benim ya. Ekmek değil o, yemek. Harbi ekmek gibi. Odun ekmeğinin tadını merak ediyorum. Şeyin değil mi? Yuvarlak. Çok iyi. Yiyebileceğiz mi o ekmekten? Alsana. Sen yiyebilecek miyiz o ekmekten? Yiyeceksiniz. Aa, iyi lan. Eğer ıskalarsa bunu koyun. Nereden yoksa o iş. Gel. Hadi Zıkan abi. Hadi bak. Baltayı kullanırken abi bir kere yanından asla şu şekilde alma abi baltayı. Ağırlık merkezi aşağıda ya abi. Tamam. Kaldırırken asla ağırlık merkezinden uzaktan kaldırma. Bu sefer bütün ağırlık zaten şu an avucunda ve belinde. Dengeyi kuvveti. O yüzden bak çok daha hafif abi. Kaldırırken muhakkak buradan baltanın kaldırın. Başından kaldırıp abi kafanın üstüne bir kılıç gibi düşün. Aynen. Kılıç gibi kafanın üstüne kaldırıyorsun. İndirirken de ağırlık merkezini baltanın başına doğru veriyorum ki ağır bir şekilde düşsün diye. Şu sol elin hep kaldırırken önde. İndirirken şeyde yandan şöyle alırsan evet. Beline ve şeyine çok yük bindirirsin abi. Yani aslında dediğin şu. Buradan kaldırıyorsun. Evet, kaldırıyorsun. Daha sonrasında şöyle yapıyorsun. Aynen. Tabii ayakların düz durmak da lazım. Tabii ki. Biraz yan durmamak yan gerekiyor. Lazım. Sonra şu. Evet. Kendini en bir şekilde ortasına vur. Düşünme. Buradan ayakların, kaldırıyorsun. Ayakların açık olmasının sebebi de darbe gelmesin. Aynen. Kaçırırsan bacağın arasından devam etsin. Baltayı. O zaman dur bakayım. O az önceki hareketi güzel antrenmandı şöyle. Aynen abi bu. Bununla kaldırıyorsun. Kasılmadan. Evet. Bu. Mesela yapmamız çok zor bir şey. Mesela bunu kim yok edersek sebebi, bize koyacağız. Sebebi şey abi. Belinden öne arkaya eğilme abi. Yani belinden hareket etme şu şekilde. Bir de önce bir koy abi baltayı. Nereye vuracağını bir hesap et. Bitiş pozisyonunu. Tamam tam düz gelmesi gerekmiyor mu zaten şöyle? Aynen. Dizlerinden hafif kıracaksın abi. Squat yapacağım birazcık. Aynen. Güzel. Şimdi kaldır bir daha vur yine. Onunla beraber. Aynen. Bravo abi. Balta mesela burada kaldı tamam mı? Tamam. Çıkaramıyorsun. Baltaya bir darbe yapman lazım. Öyle anlamadım. Ha tak lazım. Evet. Vuruyor baba. Ama en zorunda başlıyorsun. Heh, çok güzel. Bravo. Küçük baltanız var. İnce bir parçanız var. Bölmek, çıra yapmak istiyorsunuz, şey yapmak istiyorsunuz. Bunu böyle dik
muhafaza etmek çok zor. Zaten ağacın lifleri su yolu belli. Dolayısıyla ben bunu böyle kesemem. Dikine kesemiyorum. Evet. Hep su yolunda liflerini açmam gerekiyor. Dolayısıyla bu ağacı böyle tutamadığım için yana yatırıyorum abi. Koyuyorum böyle. Ha. Bu şekilde su yolundan böyle patlatıyorum. Balta saplanıyor buraya. O zaman da ağacı çeviriyorum ve çıt diye. İki tane parça var elinde. Daha da inceltmek istiyorsan yine cebinde bıçağın varsa, baltan yoksa koydum. Başka bir... Bu arada ya kesici alet tahtada ya elin tahtada abi. İkisi aynı anda burada asla olmayacak. Tercihen varsa eldiven. Bunu da bu şekilde ufak ufak çıra gibi kesebilirsin abi. Buyur. Bunda size kokoreç yapacağım. Kokoreç mi? Kokoreç mi? Kokoreç mi getirdin? Yemin et. Harbi mi? Hadi o zaman gelin göstereyim madem. Harbi mi diyorsun abi? Hadi ya. Geldi ya. Kokoreç ha. Kokoreç'in odundan kaldı. Gel, alıyoruz onu. Gel, gel. Dün akşam... Nasıl dönük? Saat 12'de. Bununla mı uğraştın? Benim dedim iki arkadaşım var. 3 aydır diyetteler. Adamları dedim kampa götürüyorum. Diyet, niyet. Diyeti bozacaksan böyle bozacaksın kardeşim. O yüzden dedim, bana dedim şuradan bir tane kokoreç var. Hayda. Hayda. Şuradan kokoreç de severiz harbiden ha. Abi Selahattin Usta'nın oradan aldım bu arada, en iyi yer. Bak. Buralar teşekkür ederim. Ne bekliyoruz? Bütün taktikler için, şiş için. Şimdi size... Abi bir de onu takacağız. Bir de adamın tezgahından şişini çıkarttım. Bir tanesini ver bana. Bunu al. Bu bizim şey mi? Sarıcı değil, Seyyar abi mi? Hayır, hayır. Seyyar abi. Çengelköy'de. Selahattin. Çengelköy'e gittim dedin, tamam. Tamam mı? Bunu da bunun için takacağız. Şimdi düzenek yapacağım size. Bunu bir saat, bir saatte böyle yavaş yavaş kızartacağız. Domates de gördüm ben onu. Ayran gördüm. Ayranımız da var. Biber var. Size çok güzel bir ayran aldım yanına. Bir de bunun içinde baharatlar da var. Size var ya, Çengelköy kokoreç yapacağım beyler. Ama yok, yanında beyaz karbonhidrat olmaz falan. Ekmeğin arasına koyup yapıştıracağız. Adam mı budur ya? Adam mı budur ya? Mert gibi konuşmaya başladım. Çok tekrar. Sürpriz gibi sürpriz ama. Şimdi iki tane dal bulacağız, tamam mı? Tamam. O dalları güzel bir şekilde. Sapa yapacağız. Şöyle ye yapacak. Evet, sapa yapacağız. Ucunu ısıtacağız. Ondan sonra bunu güzel içine sokacağız. O ateşte bunu 1,5 saat yavaş yavaş çevireceğiz. Ondan sonra, bu kızarttan sonra bunu keseceğiz. Parça parça arayacağız oradaki ahşap şeyde, evet. Sonra oraya bak, dökme tava getirdim. Dökme tavanın içinde domatesle, biberle... Bir çevireceğiz. Bir çevireceğiz. Akar gider abi, daha ne olsun? Daha ne olsun ya? Daha ben size olsun. Daha ne yapayım? Daha ne olsun? Ben size daha ne yapayım? Şu beni ona... vursalar, evet. Senin o dün gittiğin yer vardı ya, evet. Galaya gittim falan. Döneceksin, bunları halledeceksin. Gece 2'ye kadar, vallahi. Düzenek için yapacağım abi, şu şeyi dikeceğim. Düzenek için zaten çatal, çatal bulacağım abi. Çatal, ben şimdi arayayım çatal kendim. İşte bu be. Y dal bulacağız biz, değil mi? Evet, ha, bak şimdi. Y formatı var. Ha, mesela. Şunun daha şeyi. Ama onun düz olanı biraz düz daha bulursak. Düz ve küçüğünü bulacağız. Küçüğü değil, büyük olsun. Keseriz altını. Uzun kısmı, aynen. Burada var abi, bak. Ha, testereyle. İyi de kesildi ya. Evet, testeremiz güzel. Ekipman abi. Bunu alalım abi. Evet abi. Tamam. Şunu da şöyle koysak. Tamam. Geriye bir bakayım mı? Bak. Al istiyorsan. Olur, kullanmayacaksın. Ha, bulursan sen de iki tane getir. Ben bunları bir altını şey yapayım. Çok güzel bir orman. İnanılmaz güzel yani. Şimdi bunların altını sivrileceğim Tukan. Bulabilir misiniz? Şunlarla yaparız herhalde ya. Bir tanesi bu. Al abi, sen de bunu yap. Boyutlar aynı mı? Boyutlar aynı. Bunu biraz daha belki... Yağıza verdim ben. Dert aldık mı? Bence bu. Şimdi aynı boya geldi. Ver bakayım. Abi. Fazla güç yükledim.
Bir şey oldu mu abi? Yok, bana bir şey olmadı canım. Bir tane daha bir şey sorayım. Dur git, bulayım bir fazla tane. Fazla ettim yukarıdan. Oo, kral gel. Değil mi? Sen var ya. Sanki tam oldu gibi. Tam boş kap çıktın. Şuradan kesici bir koydum altın üstü. Evet, güzel. Ver abi onu. Ah. Çok iyi kesiyor abi. Bayağı iyi ya. Ver, sivritelim biz. Sen ah. Şey yapma. Tamam mı? Aynen. Biraz üstten... Gel şu iki kişi bir. Bir dakika şunu kırma. Tamam. Eline dikkat et. O da çok yaş ya. Çok iyi kokuyor ya. En zor kısma geldik. Bunu takacağız. Ben siz yokken... Nasıl yapalım abi? Ateşi yaktım. Şunları da hallettik. Şimdi abi şu... Bize geyik avladık. Etini getireceğiz şimdi. He, bekliyorum. Şunu abi ucunu iyice yakalım. Yayıncak. Tukan. Herkesin aklına gerek yok. Şuradan sen de gel arkadan gelin. Bir destekle baba. Elini şuralarda tutma ama. Heh, şöyle kenarlardan. Zaten. Göğsüme sallıyorum. Ölüyorum. İnşallah düz gidiyordur. Ver abi şunu. Kurtarır mı? Kurtarır abi. Ortası sağlam bence. Yok, bundan bir şey olmaz. Az önceki ucu kenardı. Kenarıydı ya. Evet. Bir hayalim var. Isıra var. Değil mi? Zaten bu böyle bir saati var bunun. Şu ucu bırakacağım. Alttaki evet. Oradan tutacağım şimdi. Ben de. Kaç saat? Arkadaşlar. Şimdi başladıktan sonra kaç saat oldu? 4,5 saat falan oldu herhalde. Kokoreçi çevireli. Olmuştur. Beş Ertan. Olmuştur ya. 5 saat olmuştur. Namı değer Ertan bir kokoreç yaptı. Harbi de ellerine sağlık. Yani bak abi. Sanarsın ki mutfağa girmiş sanki bir usta eli değmiş gibi. Ben dedim ki bunlara beyaz ekmek versen ne olursa olsun bunlar. Zaten beğenecekler tamam mı günün sonunda. O yüzden beğenmeme şansları yok yani dedim ve giriştim işe. Abi eline sağlık. Ellerine sağlık abi. Ağır ateşte değil mi abi? 4-5 saat. Caddede Mesut Usta vardı. Çok güzel kokoreç. Gitti be. Açlıktan şu an seni bile yerim. Kulağını bile yerim şu an yani. Yarın dönerken sizi güzel bir kahvaltıcıya götüreyim ben. Ne var yarın kahvaltı? Bolu'da. Var mı bir yer? Güzel bir yere götüreyim dedi ve sonra bilene sordu. Evet. Abi Firine diye bir yer var. Orası fena değil. Herhalde biz de gelebiliriz abi. Tamam o zaman beraber gideriz. Anca beraber, anca beraber. Tamam. İstanbul'a giriş yapana kadar diyet başlamaz değil mi? Ben de karar veriyorum. Yok. Yok abi yok. Konuştun mu Ertan'a? Bu arada gitti ya. Gitti mi? Akıyor ya. Acıyı basınca... Çok kokoreç iyi kokoreç bu arada. Güzel. Siz az önce çeyrek mi yediniz? Ben hatta bayağı küçük çeyrek yedim. Üçtür az önce ne yediğimizi soruyor, yemin ediyorum. Az önce mi? Aklı hep orada. Az önce yediğimizi sayma ya. Kanal bitti. Koy ya bir şey olmaz oğlum. Aa ne oldu lan? Abi elime. Oğlum buradan bir şey düştü lan. Benim telsiz. Mayday. Oğlum bu çok acıymış lan. Biber çok acıymış lan bu. Çok acı. Ali'ye bir şey söyleyeceğim. Sessiz düştü ama. Ben hissetmedim. Şey bir baktım iki tane köşe yerde. Mısrak gibi saplarım kalmış orada. Sandalyenin. Neyse ya. Bir şey var bugün ya. Mayday. Oh yandım. Şimdi bizim gece planımız ne? Şey olarak soruyorum. Kardiyo yapacağız abi. Kardiyo mu yapacağız? Hı-hı. Gece yürüyüşü ne zaman yapacağız? İşte o.
var diyor. Abi ben... Bak. Döndüm kıçım. Pardon ya. Ben sana abinin önünde. Ne yapacağız biliyor musun? Hem yürüyüş olacak. Fenerleri kapatıp yürürüz değil mi biraz? Abi aslında amaç şu gece yürüyüşündeki o amaç. Işıksız değil mi? Evet, ışıksızda. Ne amacı? Gözün karanlığa alışıyor. Alışıyor. Aha. Ve onun odak noktasıyla gittiğin zaman başka bir boyuttaymışsın gibi hissediyorsun. Onun keyfi orada. Bir de sessizlik. Abi o çok... Bak şu an bir... Yok abi ben böyle bir sessizliği işte bir senedir yaşamıyorum mesela. Yürürken duracağız mesela böyle sessiz bir şekilde. Ateş sesi de yok. Tabii böyle o sessizliği bir dinleyeceğiz. Onu yaşamak istiyorum yani. Bu çay var mı abi içinde? Canım çay çekti ya. Biz az önce bitirmiş olabiliriz. Vallahi dur demleyeyim abi. Ya bizim gitmemizi mi beklediniz bunları yemek için ya? Kardeşim 3,5 saat burada yalnız bıraktım. 2 çay içtik. Arkadaşlar size çok dürüst bir açıklama yapacağım. Çünkü bugüne kadar bütün yorumlarda her zaman çok samimisin falan dediniz bana. O yüzden ben de bu videoyu böyle bitirmem yani. Biz bu kokoreci yapamadık. Ben size söyleyeyim. O yüzden bak gülüyor. Hayır, karnımız doyurduk. Nasıl doyurduk? Yakınlarda Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Ali Tümay'ın bir yeri var, kamp yeri. Kokoreçi burada çünkü pişirdik, dışını pişirdik ama içi hep böyle çiğdi. Belki deneyenler olmuştur, bilirsiniz. Sonra tavaya koyduk ama yumuşak olduğu için kesemedik. Bunu götürelim, verelim Mesut abi yapsın bize. Caddede Mesut usta vardı. Çok güzel kokoreç. Aşağı bir herif. Sağ yani bak sanarsın ki mutfağa girmiş sanki bir usta eli değmiş gibi. Bayağı aşçı. Nerede yapacaksın? Bu sefer gittik bunu fırında yaptık. Fırında yapsam bu kadar güzel olmaz bu arada ya. Abi. Fırında olur mu bu ya Allah aşkına? Ağır ateşte değil mi abi? 4-5 saat. Kokoreçte, kokoreçi diyeceksin ya. Kokoreç, evet, kokoreç. Evet. Abi. Şimdi karnımızı doyurduk ama gerçekten kokoreç. Arkadaşım Sercan'ın fikriydi bu arada. Gerçekten mutlaka kokoreç. Bunu denemelisiniz bana. Ama kampta çok zor oluyor. Ya. Ne diyorsun? Bakar mısın? Diyorum ki, Tukan diyorum ki, biber diyorum çok acı. Çok acıymış lan, biber çok acıymış lan. Çok acı ama bütün o ayağı hataları kapatıyor. Mızrak gibi saklanmış ayağı kalmış. Tadını alıyor. Beynin yanıyor, hissetmiyorsun. Burada böyle domatesle, biberle falan ekmekle bir şekilde neyse adamlar en azından beyaz ekmek. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok zor işmiş. Yani bunu söylemen iyi oldu. Bir hani gaza gelir falan. Evet evet. Çok zor iş. Çok uzun süre lazım. Ya saatlerce döndürdük bu arada. Hava karardı falan. Kokoreç de güzel gözüküyordu. Biz çok umutluyduk da içi pişmiyormuş baba. Ben de domates ekmek arası domatesim yiyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Ama sonunda karnınız doydu. Kokoreç çıkarttım böyle. Kokoreç ciddi iddialı bir yemekmiş ya. Yani. Değil mi? Kampta yapmak için. Bu arada yine de sonuç olarak pişirdik ve yedik yani. Evet. Aynen çok öyle. İnce bir düşünce bu arada. Kokoreç şovu bence çok iyiydi. Yani birazdan güzel bir gece yürüyüşü yaparız. Onu yapalım. Ondan sonra sobanın etrafında böyle otururuz, ısınırız. Sohbet, muhabbet. Hava zaten bayağı soğudu bu arada şu anda. Yani her kamp bir zorluk oluyor beyler. Abi tadı bu. İlk abi, defa, olayı bu, evet. İlk defa bir ekipman unutmadım. Niye? Çünkü ben her zaman kampa çok hızlı gidiyorum, bir şey unutuyorum. Bu sefer dedim ki ya bu adamlar benimle geliyor. Şimdi bir şey unuturum, ederim, konforları bozulur falan diye liste yaptım akşam. Sabah kontrol ettim falan. İlk defa dedim ki galiba eksiksiz geldim. Bu sefer yemek geldim bu arada. Yemek eksik. Hayır abi, yemek o eksik değil. Adam bir çanta çıkardı arkadaşlar bu kadar. İçinden böyle bir kokoreç gör var değil mi şeylerde o? Ya o bir eksik değil yani. O ultra, bir de ona harcın emek paha biçilemez yani. Ama gerçekten kampta zor, tavsiye etmiyorum. Çünkü burada size bunu güzel gösterip sonra siz deneseydiniz eğer ya bu o kadar kolay değilmiş derdiniz. O yüzden size bunu mutlaka paylaşmam lazımdı. Ne diyorsunuz? Biraz ormanın içine girelim. Girelim tamam, ya. Süper. Bir macera yapalım. Şimdi giriyoruz, yürüyoruz. Plan ne? Yürüyoruz. Öncelikle gece yürüyüşündeki önemli husus şu abi. Çok fazla konuşmuyoruz kendi aramızda. Ancak acil bir durum olursa, ciddi bir durum olursa. Tek kol aralı yürüyoruz. Işıkları kapatacağımız zaman önündeki adamın bastığı yere basarsan düşme ihtimalin sıfır iniyor. Çünkü öncü güvenli yere basıyordur. Burada önemli olan husus orman içerisinde adımlarımızı atarken muhakkak biraz yüksek adım atıyoruz ki bir yerlere takılmayalım, düşmeyelim, bocalamayalım. Bir engelden geçiyorsak öncü hemen bir arkasındakine ikaz edebilir, görebileceği şekilde gösterebilir. Onlara dikkat ediyoruz. Aslında buradaki amacımız şu. Şehir hayatındayız, yoğun bir hayattayız. Tabiat içerisine geldiğimizdeki buradaki huzur ve sessizliği, o hissiyatı vermeye çalışıyoruz aslında. Birçok insan bunu yaşayamıyor. Tadıyamıyor yani. Atıyor. Şehirde tadamıyor. Her şey de çok hızlı oluyor ya. Duyduğun şeyin farkında değilsin. Gördüğün şeyin bir tek telefon olduğu için. Ama ormana geldiğimiz zaman bence bir sezonra gözlerimiz bile daha uzağa görüyor. Burada daha iyi duyuyorsun, daha iyi görüyorsun, daha iyi koku alıyorsun. Duyu organlarımızın hepsini çalıştırabilmek ve keyif ve tecrübe kazanmak aslında. Seni izliyoruz o zaman. Sen öndesin. Aynen. Ben önden gideceğim.
Burak arkadan gelecek. Arkadan artçı gelecek. Biz de aradayız. Tek kollarla izleyebileceğiz. Bir yola çıkalım. Çok balçık çamursa direkt bir rotamız var mı? Random mı gidiyoruz? Senin ezbere bildiğin bir rota var. Bir rota var. Onu yapacağız. Çok yorulduysak döneriz zaten. Biz de yorulma olmaz abi. Yorulmaz. 65 gündür düzenli kardiyo yapıyoruz. Biz her türlü uyarız. Hiç koymaz. O zaman süper. 5 dakika sonra. Alttan yazınca 5 dakika sonra. Arkadaşlar bir süre ekmek yiyeyim ya. Ekmeği poşetle getireyim mi yanımızda? Getir de al değil elimden. Doping atarız ara. Az önce Ahmet'e dedim ki ekmeği alıyorum, yeriz, yolluk yaparız dedim. Yemin ediyorum. İyi yürürsek akşamın sonunda size güzel bir tatlı yapacağım, tamam. Ödül veriyor bize ya. Tek kutu çok yapıyorum. Eğitim istedik. Dokureç. Mama. Ben de öyle eğitiliyorum. Çalışma böyle değil mi abi? Böyle çalışıyorum. Başka türlü olmuyor. Hadi bakalım. Kaybolduk falan. Hiç başka yere gitmiştim. Ali! Başta iki adım abi almış. Gelmediniz falan. Ali! Abi emanetleri alalım. Hadi. Benim hazır emanetim ya. He? Benim hazır abi. Çok tehlikeli bir emanet getirdim yanımda. Ey lanet olsun ha. Ayı çıkarsa üzerine domates kalmış. Ayı çıkarsa yere at, belki kokuya gelir. Tekrar çekelim. Çok kaliteli bir şey. Herhangi bir acil durum sezersek, siz sezebilirsiniz, ben sezebilirim. Önemli değil, arkadan gelen insanlar da sezebilir. Hemen dur işareti yapıyoruz abi. Yani tek yumruk. Şu mu? Tek yumruk. Dur işareti yapıyoruz. Çök. Bak sen onu yaparsan ben sana olurum çarparım. O karanlıkta. Tor de yazılır. Bu dur. Aynen söyleyeceğim zaten. Söyleriz zaten. Dururuz. Dinle, şu dinledir abi. Dinle. Hayvan bu arada denk gelirse çatır çutur dinleriz yani. Panik yapmıyoruz, bağırmıyoruz. Sağa sola kaçışmıyoruz, gruptan ayrılmıyoruz. Önemli olan şey bu. Tabii grupla ki beraber kalıyoruz yani. Tamamdır abi. Tamam. O zaman gidelim. Haydi bakalım go. Önce bu ışığımızı açalım. Sonra... Arkadaş bayağı kaldı ya da kılıyor değil mi? Nasıl lan? Çok farklı bir şey vardı. Ya. Harbi çok değişik hissediyorum. Önümde bir silüet görüyorum. Şimdi görünüyor ama önce ilk başladığımızda yoktu. Ve o sessizlik ve o dinginlik acayip bir şey. İsterseniz böyle tekrar ormanın içine dalabiliriz. İsterseniz bu tarafa benim kulübümün oraya doğru açıklığa biraz gideriz. Ben burayı göl gibi gördüm lan. Ben de şunu göl gibi gördüm. Ben de öyle gördüm. Bu göl değil mi? Değil. Böyle bir tur atalım. Bence de gidelim böyle. Sonra oradan avuç çekip şey kampa gidelim. Göl gördüm. Evet, ben hep göl gibi hayal ettim. Gözüm böyle. Hala öyle ama. Ya. Hadi uyuyalım o zaman. Sürekli sanki bir göz yanılması oluyor. Evet. Sürekli dallar var gibi. Dal. Sürekli dalları açıyorum evet. Aslında ama dal yok. O işte kendimizi engelli şey yapıyoruz, koruma şeyiyle herhalde. Aa, bence böyle eller öne gidiyor. Ya da göz bir simüle ediyor onu. Yani hani evet, üç boyutlu bir şey mi yapmayı gördüğünüz şey. Ben böyle yaptım bir ara, ulaşamıyorum evet, dalara. Evet, bir yerde hatta emin olmak için üstte dağ var, dokundum abi. Gerçek. Böyle bir şeye düştüğünüzde karanlık, bakıyorsun karanlık orman içindesin ya abi. Hani ağaç gelir mi gelmez mi önüne falan. Hafif havaya doğru bak abi. Zaten ağaç uzun ve... Direkt göreceğiz direkt. Birazcık daha yürüyelim. Biraz daha yürüyelim. Onun tadını çıkaralım. Yani aynı yerde bile dönsek yürüme yürümedir ya. Bunu bir daha ne zaman yapacağız kısa vadede? Evet abi çok güzel bir şey. Yapacağız ya. Niye yapmayalım artık bu iş bizde. Bu arada hadi. Bir kilometreye kadar sayabiliyor mu? Ali'nin tökanı hediyesi ha? Evet çok güzel bir hediye. Timay böyle ince bir adamdır. Bunu bir ara yayında anlatacağım ne olduğunu. Ama gördün mü? Sayabiliyorum derken söz partisi gördüm. İnanılmaz bir özgüvenle söyledim. Hadi gidelim. Kalibrasyon. Kalibrasyon. Böyle yürüdük. Demek ki böyle yürüyüp sola döndük. Yani bizim Wildest'ın olduğu yer şu sol arkamız. Yanlış şimdi mıyım? Şey bak benim bildiğim şu an terse gidiyoruz zaten. Hafızamda şöyle bir şey kalmış. Buradan çıkıp böyle yürüdüğümüz bizim ateş aslında şuralarda yani. Abi sen neyiz? Şimdi Ali sen bizi götür. Sizi bulacaksınız dedi. Bulmaya çalışıyorum. O zaman tamam. Bildiğimden şaşmıyorum. Gelin. Bir dakika nereye istiyorsun? Yardımcı olayım sana. Ateş şuralar diyorum. Yok. Ben hala şura diyorum ben. Aynen. Hayır ya, orası ne alakası? Buradan aşağı ineceğiz, sola gideceğiz oradan. Bence de yani. Şuradan bir rotasyon yapıp çapraza doğru gidersek... Bence sağa gideceğiz. Doğru abi? Hey, herkes yanlış diyor. Aşağı sağ. Emin değilim bu arada. Yorum yapıyorum ama. Bak biz ateşten çıktık, dolandık. Tamam. Şimdi de bak şöyle döndük.
şöyle gelmemiz lazım. İşte. Aa, öyle bir şey dönmedik. Hayır bak abi bak, şura ateş ya. Ha. Biz buradan çıktık, sağa doğru verdik. Tamam. Şöyle geldik, şurası Ali abinin kulübe. Tamam, ondan sonra dedi ki Tuk abi, sol çapraz. Evet, doğru. Şöyle doğru. Geldik, şu an buraya geldik. Bizim biraz daha bir manevra atıp dönmemiz yani. Tamam. Şöyle sağa doğru dönmemiz lazım işte. Bak sağ dediğim benim rota zaten. Ertan abi. Bu taraf sol. Tamam işte yani buradan şöyle ya sen yapıp... bu taraf mı? Ateş nerede? Sadece yön söyle. Aynen öyle bir anlattın ki kafam karıştı. Yani ateş ne tarafta senin için? Kardeşim bilmiyorsan bilmiyorum. Bu ne ya? Ateş şurada. Benim gösterdiğim yer orası. Orası orası. Allah Allah. Şurası. Kesin ikimiz. Gördün ya, beni takip edin, kaç kişi Survivor oynamadım onlara. İşte açık olsun. Bu bizim kaydımız değil mi işte? Evet. Tamam, sonra aynen sizin kaydınız. Öyle değil mi ya? Ben geldiğim yoldan dönmek istiyorum. Geldiğin yoldan dönmek istiyorsun? Tabii ki. O zaman böyle gitmemiz lazım. Aa, en geriye dönmemiz gerekiyor. Burası... Bizim sabah geldiğimiz yol. Kestirme. Adamlar doğru yolu kestirmeyi de biliyor. Ali. Herhalde. Yanlış mı düşünüyorum ya? Abi, işte siz de ekip sizsiniz. Buradan gidelim abi. Köprüden geçeceğiz zaten. Tamam gelin. Peki. Ama burada suya basmayın, ıslanmayın. Dur oğlum, ben Ooo, baktım. Hadi abi. Baktım. Tabii ki abi, onu diyorum. Tuğkan abi. Niye diye? Abi mesafeyi çok açtınız. Aynen öyle. Hatta belki biraz daha sağa. Ama bak. Köprüyü geçemedik, sağdan indik biz. Sonra sola doğru ayar vermedik mi? Arkadaşlar kaybolduk. Kaybolmadık. Kamerada sırılsıklam olmuş. Ya arkadaşım, buraya kadar sizi getiren kim? Burada bir parkur var sağımızda. Zannet yanlış biliyoruz ya. Abi sağa yapıp sol çap. Hayır gel gel, gözler burada gel. Bak, şunlar var ya, ışık vurunca göz gibi çıkıyor. Etrafa bakarken bu şeyler tek gözler yanıyordu. Demek ki doğru yerdeyiz. Tam zıttına gideceğiz. Bak, gözlerden kastın ne? Tek gözlerle ışık kapat ışığı bak. Şunlar var ya. Anladım. Ama orada her yerde yok onlardan baba. Vallahi yani yaşam alanı dahilinde her yerde olabilir. Buluruz. Evet. Doğru mu gidiyoruz abi? Bilmiyorum ki. Zor şartlarda. Ahmet çekim yapıyor. Ama günün sonunda bulacağız kampımızı. Bulduk. Buldunuz mu? Ya arabayı karşıda işte. Vay. Ya Türkan var ya, tam bir haritacısın ya. Tamam. Ama bak Mert doğru söylemiş. Soldan dedin. Onu neden, nereden öyle dedin biliyor musun? Biz çünkü indiğimizde evet. Şu aşağıdan inip o park yeri solumuzda kalmıştı bizim. Ama ikiniz haklısınız. Ya Ali gel. Bir durum özeti yapalım. Vallahi bravo size. Çok keyifli ve huzurluydu. Keyifliydi. Ali nerede? Liderimiz yolu buldu ama birini kaybetti. Ali. Ya ekibi kontrol. Ali! O sesle var ya, her yerde bulur, ben sana söyleyeyim. Adamlar diyorsun bak. Diyorsun ki kafa saymadın. Evet. Ya. Ya. Arka. Nasıl bir hissiyattı? Karanlığın içinde yürüyorsun ya. O çok farklı bir şey. Müthiş bir şey. Sessiz mükemmel ya. Bir şey. Sessiz. Bir dediği gibi öndeki arkadaşına güveniyorsun. Arkan ekip sağlamda. Yani. Tabii infolar falan, o güzel bir kültür yani. Bir de sağlam. O bir yerde Ali abi stop dedi ya, orada bir korktum ben. O derenin sesi dedi. Sen hayvan. Evet, ben hayvan sandım. Nereye gidersen git. Nasıl gittiğine bak. Doğru. Aslında giderken bak. Giderken bakacaksın abi. Doğru. Tek noktada bir sıkıntı yaşadınız abi. O da senin suluk araziden geçerkenki tartışma demeyeyim. Anlaşmazlığınız. Orayı hala anlamadım. Şunu yapmanız gerekirdi öyle bir durumda. Bir köprü var sonuçta, doğru mu? Doğru. Evet. Ve o köprü bizim kaygan şeyimizin bu tarafında kalıyor. Evet. Dolayısıyla senin suyu takip edip o köprüyü bulman lazım. Evet. Vallahi çok iyiydi. Ya başta da öncülük aslında... yapıp bize onu gösterdiğin, öğrettiğin için de teşekkür ederiz. Aslında önemli olan zaten önceye güveniyorsundur yani, anladın mı? O yolda tartışılacak bir konu değil yani. Çok hemen sağından sanki geçmişiz gibi hatırlıyorum. Baktım kaygan solda, biz de oradayız, geçelim buradan dedim. Biraz daha mesafesi vardı işte. Var mıydı? Hı hı. Köprüyü yanlış yönde arıyorsan çok gereksiz bir yürüyüş yaşatabilirim diye düşündüm.
İşte mesela Pace Counter'ın olayı da budur abi. Sen köprüyle aranda çok fazla bir mesafe olmadığını zaten biliyorsun, doğru mu? 5 dakika yürüdün. Bulamadın mı köprüyü? Geri gel. Dön. Demek ki hatalı başka bir yerde. Gözün inanılmaz değişik bir organ olduğunu anlıyorsun. Değil mi? Yani hani hoşunuza gideceğini biliyorum ama. Fokuslanıyor. Fokuslanıyor. Evet. Tamam, gece hepimiz ışıkları kapattığımız evimizde daha bak daha iyi görüyorum. Gözüm alışıyorduk ama. Evet, evet. Burada garip bir şey hissettim. Ya yani biraz sonra yapraklarla bir daha söylüyorum. Her yerimde yaprak var gibi hissediyorum. Ama o böyle şey gibi. Hani sanki 3D var da yok sana gibi. Sana oldu mu? Bana da bir yerde oldu ama. Ben o söyleyince şaşırdım ben mesela. Ben onu hani şey gibi hissettim hani. Sanki kendini güvensiz hissedersin de. Bir şey gelecekmiş gibi hissedersin de sanki öyle bir şeymiş gibi ben hissettim. Ben sürekli sanki böyle her yerde kısa ağaçlar ya da kısa... Göz dağ, oyunu gibi ya. Göz oyunu gibi yani hani. 3-5 defa böyle burada yaprak var ya. Abi hayvan oldu. Gelseydi çatır çatır bir ses duysaydık var ya. Ben o işte stop dedi Ali abi. Ben orada zaten... Oyun kilidini aldım mı? Geldi dedi. Sandım dedim aha başlıyor. Ben siz daha o yok rampaya çıkarken sizden ayrıldım. Aşağı döndüm. Farkında değilsiniz abi ben arabanın ta altından dolaştım. Döndüğünde gelmiştim zaten de. Siz mesela buradan geliyordunuz, ben oradan geliyordum. Farklı ama şöyle de bir detay var. Sana güveniyoruz o yüzden. Sana güveniyoruz. Evet. Aynen. Ha, güzelmiş ya, çok keyifli. Çok. Birazdan ama hakikaten geçelim çadıra. Çok güzel olacak çadırın içi. Bunu sandım ben birini. Bir de buradan ses geldi ya. Elim kırıldı lan. Ne oldu? Kalktım ya, arabaya. Dur. Ekmek alırken mi? Ekmek alırken de. Doğru söyle. Vallahi. Ne? Sana bir hain tuzak yapmıştım da. Ben tuzak ben yaptım sana işte ekmek alırsan diye oraya bir şey koydum. Ben bayağı sana bir tuzak yapmıştım da kendimi vurdum. Abi şimdi yorulduk, yürüyüşümüz bitti, çadırımıza geldik, ateşimizi yaktık. İzninle bir muz yememiz lazım. Demin yemedin mi? Demin yedik bir tane. Birer tane daha izin verirsen yedin. Muz olur mu? Hiç olmuyor, hiç olmuyor. Oğlum yeme o kadar. Bir şey söyleyeceğim. 3 saattir çadırın içindeyiz. O kadar keyif aldık ki. Çekim yapmayı yine unuttuk. Evet, çekim yine yapma unuttuk. Kaçtı ya. Ve güzel sohbet. Arkadaşlar, burada bir soba var. Yemin ediyorum şu odunlar o kadar kötüymüş ki. Yakıyorum yakıyorum sönüyor. Yakıyorum yakıyorum sönüyor. Şu an çadırın içi herhalde -5 dışarısı 0 derece. Çadırın içi dışarıdan daha biraz daha soğuk. Ama ya, uyku tulumlarımız var ve sıcak sohbetimiz. Böyle bir çadırda 3 kişi 4 kişi aynı anda kalınca yani herkes tek tek ayrı çadırlarda yatsa kötü oluyor ama böyle hep beraber olunca bak ne güzel sohbet ettik, muhabbet ettik işte ne bileyim. Uzanırken bile kendi kendimize gülüyoruz, ediyoruz, eğleniyoruz yani çok güzel oluyor ya. Ateşimiz hala yanıyor. Ali orada mı? Sen yine... Karnım çok şey oldu. Ya yine... Ya. Oğlum her arkamı döndüğümde ağzınıza bir şey atıyorsunuz ya. Ya nerede hani? Bir dakika, bir dakika. Ne? Her arkamı... Ya sen... Bir şey söyleyeceğim. Kardeşim her arkamı döndüğümde bir gülce... Mert! Kardeşim ben... üçüncü müsün? Bak sayıyorum. Ya daha yemeyeceğim abi. Daha yemeyeceğim. Daha ne yiyeceğim? Maymun olsa yemezsin. Diyor ki daha yemeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya sen ben yokken böyle yemiyorsun değil mi gerçekten? Bugün özel değil mi? Gerçekten maymun gibi hareket ama abi sen, abi sen bugün izin verdiğin için abi yiyoruz ama harbiden hakkını verdik. Tuğkan abi de şahittir yani. Elindeki muzumu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bu muydu? Bu muydu? Of. Hala buldu mu? Evet buldu abi. Şaka yapıyorsun sen. Nasıl düzeliyor bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Objektifi buğulanmış olmasın? Objektifi bakalım mı? Objektifi buğulu lan onun. Buğulu değil mi? Oha. Hem de nasıl biliyor musun? Ateşi çekti ya o dönük soğuk ya. Bir şey söyleyeyim dedi ben görmüyorum. Ben de diyorum ya bura duman altım ya. O değil çünkü o kadar. Kağıt peçeti al önündeki. Hafif şunu bastırmadan. Acayip şartlarda neler yapıyoruz ya. Dışarısı sıfıra inmiştir ben sana söyleyeyim. Şu an çok net oldu bu arada. Oldu mu? Evet gayet. Bir de duman diye bizi korkuttun ya. Evet ben de burada duman altı sandım. Yani burayı koyun baba yani komik bu. Ben diyor ki bir şey söyleyeceğim diyor. Dönüyorum Tokan'ı göremiyorum abi. O kadar kötüydü ki bir ara. Dedim bir şey yanlış yapıyorum herhalde. 16 tanemiz vardı, 2 tane var ya. İnsan, o hesapta bile fazlaymışım ben sana söyleyeyim. O hesabı yaptım yine olmadı. Ama dokundu ha. Şuradan yürüyüşe gittik. 5 dakika telefonum çekti.
Sen bir orada bir 15 dakika... 15 dakika... Bir strese girdin. Strese girdim ya. Abi işte hayatın gerçekleriyle 5 dakika dağın kenarında buluştum yani. Orada harbiden telefonu bir eline alıyorsun, anında şeyin değişiyor ya. Değil mi? Odağın değişiyor. Çok farklı ya bir şey. Bir de şunu anladım ya, biz telefonla... Çok vakit kaybediyoruz değil mi? Çok vakit kaybediyoruz. Ne kadar bağımlı olduğumuzu anlıyorsunuz değil mi böyle? Bir de yani mesela bence... Ben az kullanırım yani. Bence ateşin de acayip bir böyle insanı başka bir moda sokuyor. Şey değil mi? Ateş etrafında oturma abi, muhabbeti. Doğanın televizyonu o ya. Hala aynı kodları taşıyoruz. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Evet evet öyle. Yani atalarımız orada oturmuş ve biz oraya geldiğimiz zaman bilmediğimiz bir şey hoşumuza gidiyor bizim. Bak biz ya. Şimdi diyoruz ki ayda bir gün, değil mi Mert? Aha evet abi. Ayda bir gün diyoruz. Artık çeker miyiz, çekmez miyiz onu bilmiyorum ama illaki bir yere gidelim, kamp yapalım istiyoruz. Fix kamp günü olacak baba. Of. Ne yapacaksın? Ne iş, ne bahane. Diyeceksin ki baba ayın 15'i bizim kamp günümüz. Biz yokuz. Yokuz. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Kamp ne zaman güzel oluyor biliyor musun? Kampa geliyorsun, böyle bunları yaşıyorsun ya. Ertesi gün böyle gidip sıcak bir duş alıp yatağa giriyorsun ya. Bir, inanılmaz bir şükretme geliyor. Elinin altındaki olanakları fark ediyorsun. İmkanları tabii. İmkanları bak bu bir çok iyi. İkincisi bir önceki gün yaptıklarını düşünüyorsun ve gerçekten o andan bile daha güzel geliyor. Ya diyorsun dün biz çadırdaydık falan. Ya ertesi gün de bunun keyfi var. Ya çok değişik bir şey ya. Bir kalkıyor sabah böyle diyorsun ki yani sıcacık falan. Dün diyorsun buz gibiydi falan. Çok güzel ya. Şimdi sobayı da Turkan'ın yanına koyduk. Odunları dizdik. O dedi ki bana bırakın arkadaşlar ben bu işi. Ben ateşe bire sabah kadar beslerim. Hallederiz. Aynen. Biz de inşallah burada donmadan uyuyacağız. Donmazsınız da bu yalnız hiç olmadığı kadar sıcaklamaya başladı. Aa çok benim iyi. Benim buram pişti şu an. Aa biz sağa üşüyoruz Tokan. Yok hayır istiyorsanız buraya gelin. Adım ben sabah yani zayıflamış olarak uyanabilirim. İnşallah. İnşallah. Valla gece uyanırım oradan böyle sürünler bütün muzları yerim orada. Sporu falan bırakıp devamlı sobayı yanına koymuşuz Tokan. Ama yaktın be. Harbiden öyle. O zaman... Hadi iyi geceler. Hadi yatalım o zaman. İyi geceler. Sabah şu çadırın kapısını açıp size çok güzel bir görüntü gösterip yine başlarız. Koy abi yumruğu kameraya kapatın. Abi hava 1334 rakımdayız. Evet arkadaşlar sabah gerçekten ayaklarımız donmuş böyle uyandık. Gerçi Tukan iyi ya biz Mert'le biraz daha fazla evet, şey. Acayip performans gösterdi. Hiç öyle üşüme falan filan yok. Ya oranı baba. Ama hem kardiyo yapalım diye hem de biraz ısınalım ayaklarımız açılsın diye. Çünkü ateşte bile açılmadı. Biraz yürüyüş yapıyoruz. Şu an bu ormanlar Bolu Aldağlar'dayız değil mi? Evet. Sarıçamların arasında. Aradan böyle bir güneş vuruyor bize, ters ışık. Çok kadar güzel bir görüntü var ki anlatamam size. Sizi çok güzel bir yere götüreceğim diyordum. Gerçekten çok sevdiler burayı. Ben çok seviyorum. Ali Zana hep burada. Evet. Kendi mekanı da burada. Çok güzel. Gerçekten keyifli. İnşallah buranın kıymeti bilinir. İnşallah değil mi? Gelip geçici insanlarız abi. O yüzden biz de burayı evimiz gibi görüyoruz. Burası herkesin evi, bütün insanların evi. İyi bakmak lazım, korumak lazım. Gittiğimiz yerleri pis etmemek lazım. Bu önemli. Biz burada buna dikkat ediyoruz. O yüzden tabiatta kendini tabii... Burada coşkulu bir şekilde gösterebiliyor. İyi ki hayret açtık değil mi? Vallahi süper evet. Adamsın. Yok ya. Aynen öyle. Dediğim kadar var değil mi? Ha, dediğin kadar var. Fazlası aynen. Bile var. Estağfurullah. Hadi biraz daha. İyi oldu yani. Sağ olun. Memnun aynen. Olduk çok. Aynen. Çok memnun olduk. Biz de çok ayda bir biz kamp yapamıyoruz. Artık burada yazın bir kampımız daha var ya bizim. Bir de üşümeden yapalım. Arsa var mı burada? Hemen ticaret eder. Ne zaman istiyorsanız burası sizin yeriniz yani. Burada dost var. Arsa gibi. Şaka yapıyorsun. Nasıl bir şey ya? Abi inanılmaz bir şey. Demin bu yani. Aa! Böyle bir şey beklemiyordum ha. Lan. Bu ben sana diyorum, mantıken bu yuvanın girişidir bu. Ama ben ilk defa bu kadar kendi gözümle bu kadar büyük bir şey görüyorum. O yüzden sorguladım. Ulan dedim acaba... Sen git yıllarca karınca çiftliği diye kanal yap. Ertan Baba kanalında.
Hayatın en büyük. Şu arkada vallahi da var bir tane bak. O arkadakine bakalım mı? Aha. Wow. Vallahi buldum. Ağaç karıncası. Aslında mal var bu tarafa, bile bak. Komponu tuzdur bu. Genelde ağaç içinde yaşayan ya da böyle oyukların içinde yaşayan oduncu karınca dediğimiz komponutus da, bu da komponutus da işte gerisine. Onda mı? O yüzden şey deniyor mesela, komponutus SP yazılır. Ha, onda içinde ayrılıyor yani. Yani. Bir sürü türü olabilir. O şey, kızıl karınca mı diyorlar? Saldıran, i̇şte yok eden. Tamam işte, onlar katapisisler işte. Ha sen ateş karıncaları ateş diyorsun. Karıncası. Onlar istilacı o, elini melini böyle vur, binlerce ısırık küçük küçük. Oo. Böyle adamı deli ediyor. Ama şey, karıncanın türünü gördük en azından. Evet. Bak ve emin şey olduk yani. Oğlum şeyleri var ya bunun. Kraliçesi ölüyor eceliyle veya başka bir sebepten. Gidip başka kraliçe karıncayı çalıp kendilerine şey yapıyorlar. Kraliçe ilan ediyorlar. Yani neler dönüyor ya. Ben bir kez benim kendi komponutus kraliçem öldü. Başka bir koloniden oraya attım döve döve. Aldılar onu. Dediler ki sen bizim kraliçemizsin lan bundan sonra. İşçilerini öldürüyorlar. Senin bunu baktığın yerler böyle... Hep şey... Akvaryumlar mı? Yok böyle... Karıncadan hep boyutuna göre. Görmen lazım ya, odasını yenemezsin. Ya mesela atıyorum, ilk kraliçe karıncaya test tüpünde bakıyorsun. O test tüpünde büyüyor, büyüyor. Test tüpünün içi dolduğu zaman işçilerle diyorsun ki biraz daha büyüteyim. Oranlı büyütmen lazım. Çok büyük bir alana bıraktığın zaman strese giriyorlar. Bir de toplanalım. Hadi toplanak bu arada ya. Vallahi az. Acıktık ya. Ha bir de yemek yiyelim. Topluyorum. Ver onu, ben sökeyim burada. Abi yine düşme çalışıyor. Ver şimdi abi. Karda kamp var bir. Lan iyi sıdırımdan yürü. Öyle tutuyor. Haber. Ah, bitti. Ben... Güzeldi. Güzeldi ama size şunu söyleyeyim, biraz zor bir kamptı. Yani birincisi çadır biraz yağmur aldı, senin yer biraz ıslaktı ama... Ama sen rahat uyudun değil mi? Helal olsun valla. Hiç gık demedin. Ya insana tatilde sana derler ya, valla kampta bir seviye daha fazlanıyorsun. Sizi zaten çok seviyordum ve biz yakınlaşmıştık ama şu kampta böyle bence bir bond, böyle bir kalınlaştı yani. Güzel oldu. Özellikle senin arkandan o muzları yiyişim. Aynen. Senin oralar çok iyiydi. Ayağınıza sağlık beyler. Bir af, bir senin eksiğimiz eline olsa sağlık. Affola. Ben de o zaman bir şey söyleyeyim iki kelam. Tabii. Bir daha Ertan'la kamp... Yok gerçekten. Hani o kadar hassas, ince düşüncelerle o kadar çok emek vermiş ki. Yani gerçekten çok çalışkan, çok da düşünceli. O yüzden teşekkür ederiz tekrar. Eyvallah. Evet, ince öylesiniz. Düşünce için özellikle mesela kokoreç yani hani... Sonucuna takılma abi, yani. Sonucu ama onu düşünüp değil. Gidip almam bile... Eyvallah, gerçekten eyvallah. Çok ince bir düşünce. Çok olur ederim. Da yanına bir gün biz hani bir kampta gel abi birlikte yapalım dediğimizde... Öyle bir kokoreç vesaire şey beklersen bekleme. Yok, diye söylüyorum. Benim yani. Beklediğim tek şey şu. Ayda bir, iki ayda bir, iki. Böyle bir kar kampı, yaz kampı yapalım falan. Güzel olur abi. Yapalım. Ali Tümay gerçekten çok değerli bir adam. Çok donanımlı bir adam. Ben... Ona her kamp yaptığımda illaki bir şey öğreniyorum. Ben onu çok seviyorum. Sizle de tanışmayı çok istiyordum. Çok evet. Seveceğinizi biliyordum. Çok iyi bir isimmiş gerçekten. Vallahi arkadaşlar. Errain'i kanala getirdik. Mert'i kanala getirdik. Zaten artık onlar benim gerçekten yakın dostlarım. Onları çok seviyorum. Ama sağ olsunlar. Bu da bizim için unutulmaz bir an oldu. Güzel bir an yıllar oldu. Sonra bile açıp oturup izleriz yani. Ya ne yağmur yağmıştı, toplamak ne zordu diye. Şu an benim başım ağrıyor, elim kesildi. Ayaklarım hala açılmadı ama... Benim de don tuttu ya. Her şey bence güzel çünkü her zaman söylüyorum, konforundan çıktığın zaman... Yarın böyle yatağıma girdiğin zaman, sıcak yatağıma, sabah kalk duşa girdiğin zaman... Tekrardan hayatıma şükredeceğim ve bunlar da çok güzel anılar. O yüzden size de teşekkürler izlediğiniz için. Mutlaka bir daha bu güzel adamları bu kanalda görürsünüz diye düşünüyorum. İnşallah. Zaten onları çok seviyorsunuz biliyorum, ben de çok seviyorum. O zaman kendinize şimdilik dikkat edin. Başka videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Ali. Fini. Ali. Senin burada bayağı sizin hakkınızda konuştuk da evet, duymadınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.